Merhaba, bugünkü yayın konumuz evden çalışma. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri evden çalışma modeline geçti. Yaklaşık 35 bin çalışanını evden çalıştıracak. Yine aynı holdinge bağlı Türkiye'nin 5 büyük bankasından biri olan bankada çalışanlarının %30-35'lik bir bölümünü, ki bu bankada şu an 15 bin kişi çalışıyor, evden çalıştırılacağını resmen açıkladı. Zaten bir süredir diğer bankalara da baktığımız zaman belki o kadar büyük rakamlar olmasa bile kısmi olarak, dönüşümlü olarak evden çalışma modeline geçmişti. Görünüşe göre pandemi nedeniyle başlayan ancak daha sonra yaygınlaşan bu evden çalışma modeli kalıcı olacak. Tabii ki burada şöyle bir sorun var. Bu modelin kalıcı olması çalışanlar açısından hukuki olarak ne kazandıracak, ne kaybettirecek? Bunu en doğru yanıtlayacak kişi her zaman olduğu gibi konuğumuz avukat Gökçe Yabuloğlu. Merhaba Gökçe Hanım. Merhabalar. Evet, evden çalıştırma modeli artık kalıcı gibi hayatımıza girdi. Evet. Sadece Türkiye'de değil, aslında bütün dünyada bu yaygınlaşıyor. Ama Türkiye'de biraz daha yasaların yerinde olmaması, oturmamış olması, bu konuda yeterince bilmiyorum. Tabii siz hukuki olarak söyleyeceksiniz. Çalışanın biraz hak kaybı olduğu yönünde endişeler var. Ne diyorsunuz? Evden çalışma modeli çalışanlar için bir hak kaybına uğramalarına neden olacak mı? Tabii ki oluyor. Özellikle bize ve size gelen şikayetlerde duyduğumuz üzere oluyor. Öncelikle evden çalışmanın ne olduğunu açıklamak istiyorum. Evden çalışma İş Kanunu madde 14 uyarınca uzaktan çalışma modeline giren bir çalışmadır. Bu da demek oluyor ki evden çalışan bir personelle sahada, iş yerinde, ofiste çalışan bir personel arasında bir ayrım yapılamaz. Açıkça kanunda düzenlenmiştir. En çok duyduğumuz ihlallerden birisi, özellikle büyük bankalardan birisinin çalışan anlarından çok duyduğum bir şikayet, evden çalışırken yemek ücretlerinin kesilmesi, onun haricinde şubede çalışırken aldığı kasa tazminatının kesilmesi gibi özlük haklarında kısıtlamaya gidilmesi. Bu aşağı yukarı personellerde aylık 1.000-1.500 lira gibi gelir kaybına sebep oldu. Bu hukuka aykırıdır. Çünkü Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca evden çalışmalar, yani uzaktan çalışmalarda çalışanın iş yerinde çalışmadığı, farklı bir yerde çalıştığı yerler diye genellersek çalışan için zorunlu giderlerin karşılanması kuralı esastır. Bunun aksine sözleşme maddeleri yapılması da hukuken geçersizdir. Mesela ilgili bankanın uzaktan çalışmaya yönelik bir sözleşme örneğini görmüştüm ben danışmanlık kapsamında. Orada evden çalışanlara yemek ücreti ödenmeyeceği yazıyordu. Bu çalışanın evden çalışırken zorunlu ihtiyaçlarının işveren tarafından karşılanması kuralına doğrudan aykırıdır. Bu sözleşme maddeleri de geçersizdir. Sonuçta o insan evde çalışıyor diye yemek yemiyor değil. Ayrıyetten kasa tazminatı da maaşına ek olarak aldığı bir ödemeyse veya içinde bir ödemeyse bunun da kısıtlanması ücrette kısıtlama yasağına girmektedir. Dolayısıyla duyduğum bu uygulamalar hukuka aykırıdır diye özetleyebilirim. Benim en sık duyduğum şikayetler bu şekilde evden çalışmada. Yemek parasının kesildiğini söylediniz. Peki bu durumda çalışan ne yapmalı? Yani yemek parasını banka kesmiş ya da işveren kesti. Peki ne yapması lazım? Şimdi bu yemek parasının kesilmesi esası itibariyle özlük haklarında bir sınırlama olduğu için İş Kanunu madde 22 bağlamında çalışan aleyhine esaslı değişiklikten söz edebiliriz. Esaslı değişiklik işveren tarafından işçiye önerildiğinde işçinin bunu yazılı kabul etmesi halinde uygulanabilir bir olgudur. İşçi bunu kabul etmezse uygulanamaz. Yargıtay kararları ağırlıklı yönde şu şekildeydi yakın zamana kadar. Hani işçi bunu her ne kadar yazılı olarak tamam benim için uygundur demese de sesini çıkarmadan çalışmaya devam ediyorsa bu bir zımni kabuldür. Esaslı değişikliğe itiraz ederek hak nedenli iş akdinizi feshedemezsiniz gibi kararlar mevcuttu. Fakat yakın zamanda Yargıtay'ın özellikle beyaz yakalılar ve banka çalışanları için vermiş olduğu esaslı değişikliğe dayalı bir hak nedenli feshi hakkından bahsetmek istiyorum. Örnek uyuşmazlıkta davalı bankanın genel müdürlük biriminde çalışan davacı bankacı ilk olarak bir şubeye atanıyor. Sonrasında da başka
başka bir şubeye atanıyor. 8 ay şubelerde çalışıyor. Fakat şubelerde çalışırken genel müdürlükte almış olduğu servis hizmetini almıyor. Dolayısıyla bu onun için hani yemek parasıyla özdeş bir hak kaybı meydana getirmekte. İş akdini haklı nedenle derhal feshediyor. İlk derece mahkemesi de diyor ki 8 ay sesini çıkarmadan çalıştın, servis hizmeti sağlanmadan, bunu kabul etmiş sayılırsın. Kötü niyettir senin burada artık bir hak kaybına uğradığını iddia etmen. Kıdem tazminatı talebini reddediyoruz diyor. İşçi bunu, davacı bankacı bunu Yargıtay'a götürüyor. Yargıtay da bunu bozuyor. Diyor ki kanundaki şekil şartı işçinin bunu yazılı olarak kabul etmesidir. Kabul etmediği takdirde işçi haklı nedenle iş akdini derhal feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir. Burada haklı nedenle fesiye temel olacak olgu ise çalışma şartlarının uygulanmaması bendidir. Kısaca toparlarsak olursak, bu yemek parasının ödenmemesi bile uzun vadede çalışan bakımından çalışma şartlarının uygulanmaması nedeniyle haklı fesih hakkı gündeme getirebilir. Yani bu çalışmaya devam etseler bile mutlaka buna yazılı olarak itirazda bulunmalarını tavsiye ediyorum çalışanlara. Peki şöyle bir sorun da var Gökçe Hanım. Bazı kuruluşlar bunu sözlü talimatla, işte sen 15 gün evde çalışacaksın ya da bir ay evde çalışacaksın. Bunun yeniden bir sözleşmeye bağlanması gerekiyor mu? Normal şartlarda evet, mevcut sözleşmeye istinaden hiçbir değişiklik yapmadan çalışanı evine gönderip sen evden çalışacaksın deme hakkına sahip mi işveren? Bunun için yeniden sözleşmede bir tadilat ya da ek madde gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor, çünkü uzaktan çalışma modeline geçirmek hele de beraberinde dediğim gibi kesintileri gündeme getiriyorsa bu bir esaslı değişikliktir. Bunun yazılı yapılması lazım. Kanundaki şekil şartı yazılı teklif yapılması ve yazılı kabul koşuluna bağlanmıştır. Dolayısıyla geçersizdir. Mutlaka yazılı yapılması gerekiyor bunun. Peki çalışana dayatıldı diyelim belirli maddeler. Çünkü Türkiye'de özellikle bankalara gidiyoruz kredi çekmeye. Önümüze 80 sayfalık bir sözleşme koyuyorlar. Ya bunu imzalayacaksın ya da bu kapıdan geri çıkacaksın. Çünkü hiç kimse de ayrıca o 80 sayfayı okuyup da işte şu maddenin 18. maddesini ben kabul etmiyorum deme lüksüne sahip değil. Evet. Bunu çizdiğiniz zaman ya da kabul etmiyorum dediğiniz zaman o zaman sana kredi vermiyorum diyecek. Hı hı. İşveren de aynı hazır bir matbu sözleşmeyi dayadığı zaman işveren, çalışan buna ek bir madde koyma hakkına sahip mi? Diyelim ki bunu bankanın ya da o kuruluşun insan kaynağı kabul etmedi. Hayır dedi. Sen bu sözleşmeyi bu şekilde ya imzalayacaksın ya imzalamayacaksın. Hı hı. Bu halde ne yapması lazım? Sözleşmeyi imzalamaz ise normalde işten çıkarma yasaklarının olmadığı dönemde iş kanununda bununla ilgili bir hüküm var. Çalışanın iş akdi geçerli nedenle feshedilebilir. Geçerli nedenle feshedilmesi demek kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkartılması demek. Sonrasında iş iade davaları gündeme geliyor malumunuz. Ama şu anda yasak olduğu için bunu daha kötü bir şekilde suistimal ediyor bu kurumlar. Ben seni evden çalışmak için görevlendirdim, görevini yapmamak için direndin diye tazminatsız fesihle işten çıkartıyorlar. Şimdi yine bunu hep söylüyoruz. Kimsenin istihdam garantisi, hiçbir şeyin garantisi yok Türkiye'de ve dünyada. Burada yapılacak şey bu çalışana bu talimatlar yazılı olarak verilmiş mi? Çalışan bunu kabul etmiş mi? Çalışan buna bir çekince göstermiş mi? Elbette üzerine bir şerh koyup çekince gösterebilir. Normalde dediğim gibi tazminat ödenerek çıkarma hakkı var iş kanununa göre. Ama şu an bu yasağa takılmamak için tazminatsız çıkartıldığında davada izlemesi gereken yol yazılı bir sözleşme var mı yok mu? Çalışma koşulları ne ölçüde aleyhe ne ölçüde değil? Bunların saptanması ve mutlaka tanık bulundurulması. Mesela benzer koşulların önerildiği, sözlü olarak önerildiği aynı iş yerinizden arkadaşınızı tanık olarak göstermeniz faydalı olur. Hani ne kadar cesaret edebilir bilmiyorum ama bu şekilde ilerlenebilir. Yani işveren önüne o sözleşmeyi koyduğunda altına şer düşerek bunu yapabilir. Bir nüshasını isteme hakkına sahip mi? Tabii ki. Yani karşılıklı olarak imzalanacağı için biri işveren de biri işçi de kalması gerekiyor yani zaten. Yani evden çalışmadaki bazı maddelere itiraz etmesi halinde onu şer düşüp
imzalayıp bir nüshasını alma hakkına sahip diyorsunuz. Evet, işveren de bu durumda esaslı değişikliğe kabul etmeyen işçiyi çıkartabilir ama tazminatıyla çıkartabilir. İşten çıkarma yasağına takıldıkları için geçen yayında konuştuğumuz üzere tazminatsız fesin suistimali gibi durumlar söz konusu oluyor. Ama işçiler bu konuda endişelenmesin. Özellikle uzun süre sesini çıkarıp çalışmamak aleyhe sonuçlar doğursa da bu konuda yazılı şekil şartına uyulmadan çalışmaya devam edilmesi işçi lehine sayılabiliyor. Davalar işçinin seyrine dönebiliyor. Yani siz yazılı olarak okeylemediğiniz bir şeyi çalışmaya devam etseniz bile günün sonunda bununla ilgili hak nedenli fesih hakkınız bazı Yargıtay kararlarına göre mümkün. Meşakkatli bir süreçtir ama hani bu kararı paylaşmayı sektör anlamında yararlı görüyorum. Peki Gökçe Hanım, bir izleyicimizin sorusu var. Bazı uzaktan çalışmada kamera şartı getiriliyor. Özellikle evden çalışan insanlara kamerayla denetleniyor. Ekran başında mısınız? Hatta bu bir üniversite sınavlarında da gündeme geldi. İşte arkada ayna olacak, etrafı görülecek. Bazı kuruluşlarda bu yönde kamera açmasını istiyor. Yani sizin merkezdeki amiriniz ekran başında mısınız, değil misiniz? İstediği zaman görebileceği bir network kamera sistemi. Bu biraz kişilik haklarına aykırı değil mi? Yani anayasal olarak ben bu kamerayı açma hakkına sahip miyim? Şöyle, işveren bunu yazılı olarak bildiriyorsa her türlü denetimi sağlayabilir. Hukuken çok sakat bir konu bu. Yani bu en son raddede olabilecek bir şey ki bence bunun bile olmaması gerekebilir. Hem evden çalıştırıyorsunuz, o insanların ev hali ve bir ev mahremiyeti var sonuçta. Demek istedim, evet. Yani evet. Orada bir ihlal var çünkü bence özel hayatın ihlali. Bu hani kesin kati bir kurar olmasa da ben bunu ihlal olarak görüyorum. Hukuken doğru yapılması gereken şey, sonuçta teknoloji çok ilerledi ve bu sistemlere kim ne zaman nasıl girmiş, farklı bir şifreyle mi erişilmiş, gerçekten çalışan mı girmiş, bunu teknolojik anlamda uzaktan denetlemek şeklinde sağlanabilir kamerayla izlemek yerine. Peki bu tür dayatmada çalışan ne yapmalı? Mesela diyelim ki İşveren kamerayı açacaksın dedi. Bu durumda çalışan ne yapmalı? Çalışma yazılı olarak dışında, mı bildirmeli? Evet, yazılı olarak çalışma saatleriyle sınırlı olmak üzere açacağını, sadece mesai saatlerinde açmaya muvaffakatinin olduğunu bildirebilir. Yani kimseye akşam 9'da evinde kimse izleyemez. Çünkü aksini kabul etmemek maalesef yine tazminatsız fesihleri gündeme getirebiliyor. Ama mesai saatleri içerisinde açmak zorunda mı? Öyle bir BDDK'nın kuralı çıkmıştı. Çağrı merkezi çalışanlar için çağrı süresiyle sınırlı olmak üzere. Yani şimdi bu biraz da düzenleme olduğu için yasal maalesef uymaları gerekiyor iş yaparken. Ama iş dışında izlenemez kimse. Peki BDDK'nın bu kararı anayasaya aykırı olmasına rağmen, çünkü burada hala ev mahrumiyetinin gizliliği var, her evet. şey var. Yani bu mahkemeye götürülemez mi? Götürülebilir. Götürüldüğü takdirde bu zaten geçersiz kılınır. İşverenler de BDDK'nın bu düzenlemesine dayalı olarak bu şekilde bir denetim gerçekleştiremez. Hani henüz bildiğimiz bir anayasa mahkemesi kararı olmadığı için bu konuda ben riskli yorumlarda bulunmayı doğru bulmuyorum. Ama çalışma süresiyle sınırlı olmak üzere itirazlı bir kabulle çalışan için bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Bugünlük programımız bu kadar. Sizin de çalışma hayatına dair karşılaştığınız hukuki sorunları bize yazarak sorabilirsiniz. Avukatımız Gökçe Yabuloğlu bu konuda soruları programda yanıtlayacak.